değil. İyi günler arkadaşlar. Ben öncelikle bu kanala beni konuk ettiği için Kübra'ya, kamera arkasındaki Berkay'a ve izlediğiniz vaktiniz için de size teşekkür ederim. C.M.Cevdet Mehmet Kösemen diye ismimi geçiriyorlar çoğu kez. Bazen onu Cem diye okuyanlar oluyor. Öyle bir karışıklık olmasın diye baştan uyaralım dedik ve sana bırakıyorum kontrolü. Biz şu an Bankile Gir mekanındayız, yani binadayız. Kadıköy Barlar Sokağı'nda, bilmeyenler için Rex Sineması'nın sokağı, Afife Jale Sokağı. Burada Bant Merk dergisinin açtığı ve işlettiği hem eğlence hem kültür merkezi olan Bina diye bir mekan var. Bu İstanbul'da uzun bir süredir açtığım ilk şahsi sergimi burada açtım. Ara çekimlerde de herhalde göreceksiniz. Evet, bunları gezmek istiyorum çünkü çok sevdim ben bu sergiyi. İşlerini zaten takip ediyordum. Çok teşekkürler. Ben ilk olarak şeyden bahsetmek istiyorum, daha doğrusu sormak istiyorum. Burada izleyicilerin sana sorabileceğini düşündüğüm soruları aslında analiz edebiliyorum az çok, merak ettikleri şeyler. Bu sanatçı olma süreci okuldan sonra nasıl başlıyor ve devam ediyor aslında? Bunu sorabilirim. Şimdi ülkemizde sanat bölümlerinde okuyan insanların sayısı seneler gittikçe artıyor. Bir sürü, siz de bunların arasında olabilirsiniz. Bir sürü insan, hani 4 yıl sanat okuyorum, elim yeteneğim de yatkın ama bu 4 yıl okuduktan sonra bu süreç nasıl şekillenecek diye merak ediyor. Ve 4 yıl mühendislik okursunuz, mühendislik olabilirsiniz. 4 yıl hukuk okursunuz, ardından da biraz daha okursunuz, avukat olabilirsiniz. Ama sanatçı olmak, bu kadar da böyle bir eğitim ve kariyer gibi ilerleyen bir şey değil. Ama yani ben şunu garanti söyleyebilirim. Eğer ek bir işiniz ya da sağlam bir aileden ya da başka türlü olabilir gelir kaynağınız yoksa sanat kariyerinizin başında biraz zorlanacaksınız. Çünkü yani ne kadar yetenekli olursanız olun, yani ne kadar dahiyane olursanız, büyük işler yapacak olursanız olun, dünyada da, Türkiye'de de, duvarıma bu resmi asayım, ne güzel ya da ne güzel bir eser, haydi buna bilmem kaç bin lira ya da dolar ya da euro vereyim diyecek ve bunu sürdürebilecek insanların sayısı bu işi yapanların sayısından azdır. O yüzden bir süre sanatçılar gençliklerinde, ben de bu evdeyim hala, yani daha hani kişisel sergilerimi açarken bile benim ek bir işim var mesela. İşte reklam şirketleri için editörlük yapıyorum, ayrı bir konu. Böyle şeylerle kendinizi destekleyin ve yani özgüven meselesi, yani kendinize güvenin ama bunu böyle eski işlerinizden nefret ederek yapın. Yani işinizi, yeteneğinizi ilerleterek yapın. Yoksa yani ne yazık ki böyle işte hani Andy Warhol bir kereydi ve çok böyle farklı bir dönemdeydi. Çok küçük olduğumdan beri ne istediğimi biliyordum. Hep yaratıklara meraklıydım, hep doğaya meraklıydım, bilime meraklıydım ve garip yaratıklar çizmeyi çok seviyordum. Bunu yaptım. Ben de sanat okudum bu arada. Büyük bir vakıf üniversitesinin sanat ve tasarım bölümünden mezun oldum. Ama ondan sonra direkt reklam, editörlük gibi kariyerlerle önce kendimi geliştirdim. Yani öyle bir zaman vardı ki mesela benim sanatçı kariyerimde. İşte ilk sergimi açmadan önce benim resimlerim bazıları büyüktür. İşte gece 10'lara kadar reklam ajansında çalışıyordum. Ondan sonra da eve geliyordum. Yerde resmi açıp 2'ye kadar da resim yapıyordum. Uyuyordum. Sabah 7'de yine kalkıp işe gidiyordum. Yani biraz zor dönemler oluyor. Yani şöyle düşünün. Ben hapse atılsam orada ne yapardım? İkinci bir soru sorun. Ben sonsuz bir para kaynağı bulsam ne yapardım? Bu ikisinin cevabı aynıysa ve iki cevap da resim çizmek ya da sanat yapmak ya da heykel yapmak ise o zaman sanatçı olabilirsiniz. Eğer arada bir tutarsızlık varsa belki başka kariyer opsiyonları da düşünebilirsiniz. Ki dediğim gibi kariyer
Yani mesela çok ünlü ressamlar, çok ünlü sanatçılar, mesela Konstantin Kavafi diye bir şair vardı çok ünlü. İşte 20. yüzyılın en dokunaklı şiirlerinden bazılarını yazmıştır. Yani bu adam gümrük memurluğu yapıyordu. Ya da Henri Rousseau, işte en naif sanatçılar, çok etkileyici tabloları vardır. Henri Rousseau da gümrük memuruydu. Yani böyle kendinizi geçindirecek şey kariyerinizin ilk başında resim olmayabilir. Bilmiyorum, bayağı kapsamlı bir şey oldu. Ben de bu sene hani okula yeniden başladım, biliyorsun. Heykeli de aslında yedek yeniden kazandım. Tekstili de, ama şunu düşündüm. Sanat ortamının içinde ticari kaygılarımı gizleyeceğim ya da daha piyasa alanında sanat yönelimlerimi açığa çıkaracağım. Bu mesela tekstil bu konuda bende daha ağır basmıştı. Çünkü sahiden zor. Hani benim ilk videomda da bahsetmiştim. Hani boyalar çok pahalı, kalemler çok pahalı. Bunun dışında bir tabii ki de onay bekliyorsunuz ama biraz bizim günümüzün bence ya da yeni neslin sorunu da şu. Yapıyor ve yaptığı şey direkt işte Instagram'a koymaya çalışıyor ve beğeni almaya çalışıyor. Bu konuda da biraz üretkenliğimiz bence azalıyor, moral bozuluyor. Sen mesela çok üretkensin, biliyorum, hani diğer işlerinden de takip ediyorum. Ya bu enerjiyi nasıl buluyorsun kendinde? Yani bu sadece sevmek ve ilgi alanı sence, yoksa yaratıcılığını besleyen şeyler, çok fazla farkında olduğun şeyler mi? Şimdi şu soruya şöyle bir cevap vereyim. Benim telefonum budur. Ama Instagram'ı falan internet üzerinden kullanıyorum. Hani ben kimseye böyle ahkam kesmeye çalışamam ama mesela gerçekten onun çok bağımlılık yapıcı ve yani aslında küçük dozlarda insanı depresyona sokan bir hali var. Yani sonuçta bunlar ekrandaki sayılar. Şimdi eğer siz devinde bunu söyledim. Yani yaptığınız şeyi içinizden gelen, yani neredeyse şevhet ya da hastalık gibi bir şekilde seviyorsanız zaten çok üretken oluyorsunuz. Ama benim bu sosyal medya konusunda diyebileceğim bir şey, kendinize şöyle bir kural koyun. Üçün biri kuralı. Şimdi üçün biri. Üç resim yapıyorsanız sadece bir tanesini internete koyun. Öbür ikisini saklayın. Yani belki her ay bir serginiz olmayacak ama kendiniz sakladığınız şeylere bakarak kendiniz değerlendirmeniz de gelişecek. Mesela ben Instagram hesabımda yaparım. Resmin kendisini değil, bazen de küçük bir screenshot'ını, yani küçük bir kırpık köşesini, en detay köşesini paylaşırım. Sanat aynı zamanda bir teşhir aktivitesi. Şimdi bu benim bir düşüncem ama hiçbir zaman gerçek hayattaki deneyimler kadar zengin olamaz bizim sosyal medyadaki deneyimlerimiz. Bu sosyal medyayı küçültmek, kötülemek için değil. Yani ben de bir sürü ilginç bağlantıyı bu şekilde yapıyorum. Siz bunu sosyal medyadan izliyorsunuz. Ama sosyal medya bir iletişim aracıdır. Yani sosyal medya sizin ruhunuzu yatırdığınız beşik bence olmamalı. Öyle olursanız o zaman uykusuz geceler sizi bekliyor. Yani ben bu konuda çok böyle bir romantik de değilim, hani işte boyanın kokusu falan yok. Yani dijital olarak da resim yapabilirsiniz ama yani hiçbir zaman unutmayın. Hep böyle sanat bölümleri sosyal bilim fakültelerindedir, üniversitelerde. Sosyal bir aktivitedir sanat. Ve bu yüzden insanlarla birebir iletişiminiz burada size daha büyük avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci şey, kendi enerjini nasıl buluyorsun? Bunu debin ki o hayat macerasından devam ettirerek yanıtlayayım. Şimdi şöyle, ben uzun bir süre reklam şirketlerinde, yani stratejik danışmanlık, işte planlama, müşterilere sunum hazırlayan bölümleri vardır ajansların, burada çalışarak geçindim. Bu sürede her zaman, her akşam, hatta her gün kendimi, yani hastalık ya da bir sapıklık gibi bir resim, bir şeyle uğraşıyordum. Öyle bir nokta geldi ki böyle bir noktada sergilerden kazandığım gelir maaşımla başa baş gitmeye başladı. Ondan sonra yani işte sevgili eşimin, ailemin de esaretlendirmeleriyle
mesela bir sene neredeyse tamamen özel resim dersi vererek geçindim. Ama bu devamlı bir şey değil yani, bunda herkes farkındadır. Sonunda yine reklam hayatına, bu sefer benim İngilizcem iyi, İngilizce editörü olarak girdim. Bu şekilde yani bir temel ekmeğimi kazanıyorum kendimi geçindirecek kadar. Onun dışında geçim masraflarımı acayip kısıyorum. Yani böyle, yani işte sallıyorum işte Beşiktaş'ta bistrolarda 30 liralık salata bilmem ne burger yemiyorum. Hani bunu da böyle bir züğürt tesellisi olarak söylemiyorum. Çünkü aslında bir vakitte çalışan çoğu insandan da daha zenginim. Çünkü zamanım benim. Bu düzeni sağladıktan sonra hakkını vermek istiyor insan. Yani bakıyorsun, herkes işe gidiyor işte metrobüsüne. Sen, ben yani dişim tırnağımla böyle güzel bir niş elde ettim. Bir reklam şirketine gidiyorum, masam var. Az vaktimi alacak bir şekilde düzeltmeler geliyor. Günde belki bir ya da iki saat en fazla. Onun dışında bütün gün benim. Bir de bu işverenimle benim aramda bir şeydi. Yani dışarıdan çalışma olasılığım var. Bir şey olursa işleri yaptığım sürece e-mail yoluyla bozulmuyor. Böyle bir hayatım var. Şimdi böyle bir güne uyanıyorsun. O zaman hakkını vermeliyim yani. Şimdi belki bunu birazcık tutucu kafalı bulacaksınız ama yani sanatçı oldum diye stüdyo açıp işte orada Allah işte gelsin bilmem ne içkiler falan alem, yani bunu istiyorsanız bunu yapın, arada resim stüdyosu açmanıza gerek yok ki. Ben böyle biri değilim, ben yani daima işte bir hastalık gibi bir dürtüyle üretmek istiyorum, geride bir şey bırakmak istiyorum ve o yüzden yani çok neredeyse işe gider gibi kendi işimle uğraşıyorum, küçük esnaf. Yani sabah 8'de eşim de ben de işe gideriz, çıkarız. Akşam 6-7 ikimiz de eve geleceğiz. Evde mesela, yani bunu böyle yapın diye demiyorum ama bu benim düzenim. Evde bilgisayar ya da resimle hiç uğraşmam. Evde yemek yeriz, film izleriz. Ertesi gün bir daha. Ama dediğim gibi yani şimdi bu dünyada şartlar, bağlantılar ve eğitimde eşit olarak dağıtılmış şeyler değil. Türkiye'mizde hiç değil. Bu yüzden herkesin kendi çözümü var ama hani ben size bir tüyo verebilirsem zamanınızın sizin olmasına çalışın ve bunu elde ederseniz de bunun hakkını verin. Yani bu sonsuz bohemliklerinizi tek bir yere çıkarmıyor insan. Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi kullandığın tekniklere, daha doğrusu malzemelere geleceğim ama ondan önce ben fırçadaki o rahatlığını ve o bodoslama olan halini, eski zamandan başlayışını falan çok seviyorum, çok özeniyorum. Çünkü ben çok titiz ve şey bir insanım. Çizgi olmadı falan, minicik bir şeyi silen bir insanım. Bu rahatlığa nasıl ulaştın? Yani bu senin karakterinle birlikte gelen bir şey mi, yoksa bu bağımsızlığın, işte bu benim zamanım, İşinle de alakalı bir şey mi bu fırçadaki rahatlığı? Çekmeye devam edelim, yok mu? Biz oraya gelseydik ya. Yok ya. Getiriyor, getiriyor şimdi zaten. Kösemen falan, örnekler. Şimdi bu sergideki eserlerden biri. Senin dediğin doğaçlamaya da en evet, yakın olan sanıyorum. Şimdi arkadaşlar, mühendis olsanız dikkatli olmanız gerekir. Hukukçu olsanız dikkatli çalışmanız gerekir. Resimde böyle bir tutan bir şey göremiyorum. Yani özellikle ben şahsen garip yaratıklara çok meraklı biriyim. Hani mesela birinin portresi olsaydı daha özenerek daha titiz çizerdim. Kendi maceramın adını böyle koydum. Kendi dünyalarımı yaratmak, gezmek, göstermek istiyorum. Ve o yüzden hiçbir zaman gocunmam. Mesela bakın bu çalışmanın arkasında ekranda yansıyor mu bilmiyorum ama çok ince böyle başka izler de var. Çünkü bu önceden başka bir resimdi. Bunları gelip görün. Bunu anlatalım. Şimdi önce bir tane kalın bir böyle bir ateş gibi bir şey çizdim. Niye? Çünkü bir önceki yaz Muğla'da Yörük köylerine gitmiştim. Orada böyle dağlarda mezarlıkların üstünde Yörük mezarlığında ateş işaretleri var.
Öyle, ondan etkilendim, o deseni çizdim. Sonra bunun önünde bir figürler olmalı dedim ama figürlerin önünde bir yatak olmalı dedim. Ateşin altında mangal gibi bu şekli çizdim. Zaten korkacak bir sürü şey var hayatta. Bunda korkak olmayayım benim bari yani. Hata yapmak şey değil. Yani bazen insan pahalı malzemeler kullanınca böyle bir şey oluyor ama vur git. Eğer büyük şehirlerin kenar semtlerinde oturuyorsanız suyu açınca böyle önce bir çamur akar. Sonra temiz su akmaya başlar. Hı? Bu da böyle. Yani ilk başta biraz çamur çıkacak kardeşim. Önce biraz dandik resimler yapmazsanız kendiniz anlayamazsınız ne yapmak istediğinizi. Ben bunu böyle şey yaptım. Ha, ama dediğim gibi yani ben belki de böyle biri olduğum için gerçeküstü resimler yapmayı seçtim. Şimdi eğer bir teknik ressam ya da bir moda tasarımcısı ya da bir portre sanatçısı olsaydım tabii ki daha dikkatli olmam gerekirdi ama onda da yani hata yapmaktan korkmayın. Çünkü o küçük hatalar olduğunu anladıkça bunların birikecek ve sizin tarzınız olacak. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum. Ve malzemeler konusunda bir şey soracaktım. Evet, hangi malzemeleri kullandın? Ben sana özel olarak sormuştum. Ben de soruyorum. Arkadaşlar, tablo ressamlar için malzeme büyük bir zorluk. Türkiye'de çok pahalı ama hiç merak etmeyin. Başka bir ülkeye giderseniz ne kadar ucuz olduğunu göreceksiniz aslında. Yani buna bir çözüm olarak benim şeyim var. İnşaat boyası sistemi. Bir sanatçının Türkiye'deki en büyük dostu hırdavatçılardır, nalbunlardır. Art supply store'lar değildir. Ben boyalarımı keserim. Yani kesmek demek katık yapmak. Ham işte vücut içi mesela sarının bir tonunu yapacağım. Duvar boyam var sarı. Onu hafif böyle kırmızıya, maviye neye çaldırmak istersem o eki şeyle koyuyorum. Bildiğimiz yani orta kalite sanatçı boyasıyla. Yani bunları harmanlayarak özel bir tarz oluşturdum. Mesela burada bu beyazlar tamamen badana boyasıdır. Siyahın içinde mürekkep de var, şey de var. Yani karıştırmaktan korkmayın bu şeyleri. Yağlı boyada mesela en üst düzey markalar gerçekten bir fark yaratır ama onun ötesinde bunlar hepsi böyle çeşitli. Benim aklımda bir şey canlandı şu anda. Bir tedirginlik daha doğrusu. Uzun yıllar içinde sence bu boyamalarda çatlamalar, sökülmeler, deformeler oluşabilir mi? Oluştun. Zaten 100 yıl sonra ne yapacağım? Pek oluşacağını da sanmıyorum bu arada. Yani mesela Picasso çoğu boya duvar boyası kullanmıştır. Yani insanlar büyüdükçe boyları uzuyor, sakalları uzuyor, sesleri kalınlaşıyor. Yani bence resimlerinde de bu şeyler olabilir. Kaldı ki sanat kariyeri mesela 5 sene ya da 3 sene olan bu yolun başındaki birinin 100 yıl ötesini düşünüyorsa boya kalitesini değil kendi yeteneklerini sivriltmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi gerçekten en üst raddede bazı ürünler hariç özellikle akrilik sanat malzemeleri dünyası size daha pahalı ürünler kakalayabilmek için yapılmış bir ambalajlama düzeniydi. Şey zaten şöyle bir şey okumuştum. Bu pahalı ve yüksek fiyatlı boyaları zaman içinde kanser yapma riskleri daha fazla artıyor. Yani yapabilir de yemiyoruz ki zaten. Ne olacak işte ki? Koklamak falan. Yani bilmiyorum bana bunlar biraz yani. Ya ben çok takıntılı bir insanım hocam. Maskeyle falan çalışıyorum. Yani şey falan yapıyorsan, sprey boya falan yapıyorsan tabii canım ona maske lazım ama akrilik boyada hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yağlı boya için falan. Yağlı boya bilmeden konuşmayayım. Tiner falan yani sürekli tiner solursa çok sağlıklı olmadığını görürüz herhalde şey. Kahvemizi aldık. Devam ediyoruz. Biraz soluklanalım istedik. Bu arada bize bu sergiyi yapan bu Want Mug mekanına da sırf benim sergimi görün diye değil ama yiyip içmek için de herkesi her zaman davet ederiz. Bu lafları söylemek için para almıyorum. Gerçekten güzel bir yer olduğu için. Ben şeyden bahsedeceğim ya. Benim genelde ilk tanışmalarım fail'dir ve çok fazla şey, içimden geldiği gibi davrandığım için sende de şey olmuştu. Ben işte sergisine geldim. Bir de çok küçük bir vaktim vardı. Toplantıya gitmem gerekiyordu. Hemen geldim böyle beni görünce zaten hoş geldin dedi. Tanıdı. Ben böyle elim ayağıma dolaştım. Nasıl ya? Beni tanıyor falan. Takipleşiyorum çünkü. Videoları
Evet, evet. Yani YouTube'da az zamanda çok büyük işler başarmışsın. Daha büyüğünü de eminim başaracaksın bu kanal. O yüzden ben aslında yani açılıştan önce de bir şekilde bir ayağımı atsam da bu kanalda gözüksem diyorum. Yani çünkü ben hep ona değer veririm. Resim yapıyorsunuz tamam ama insanlarla bence iletişim içinde olmak, bunu da böyle romantik bir şekilde işte hayatlara dokunmak falan gibi demiyorum. Yani böyle insan bildiğini paylaşarak ya da daha çok insana yaptığı işi tanıtarak namı yürür iyi bir şekilde. Bunun için çok başarılı bir kanal, çok içten bir kanal, Kıbran'ın kanalı. O yüzden ben de merak ediyordum. O çok güzel bir tesadüf oldu. Bugün işte böyle konuştuk falan, böyle işleri geziyoruz falan. Yani senin o sıcaklığın da bana çok güzel bir enerji verdi. Giderken de şey yaptım ben, şöyle gibi yaptım, hatırlıyor musun? Fist bump. Ben böyle nasıl yaptım dedim, ne yapıyorsun Kibra yani? Sonra arkama döndüm, koşarak gidiyorum. Hayır yok, öyle ben hiç öyle düşünmüyorum. Ya evet, ne bileyim, benim öyle saçma hareketlerim olabiliyor. Ya yani içinde kaldı. Yok yok, böyle genç insanlarda çok görüyorum bunu yani böyle bir... İşte ben o insan değilim aslında. Hayır, hafif utangaçlığı çok... Bilmiyorum yani şey... Yani ben... Bilmem ki yani ben hep... meraklı biriyimdir. İnsanlarla tanışmayı da merak ediyorum. Evet, ben de öyle. Ya bu olayın en güzel şeyi o yani. İnsanlarla böyle bir takım elbiseli haliniz yok. Direkt sen diye muhabbete giriyor olmak, yani ismiyle hitap etmek, abi abla kavramının karşı tarafta olmadığını görmek çok rahatlatıcı bence. Teşekkür ederim. Ve hani sosyal olarak da bu size iyi hissettiriyor. Yani başlangıçta olan ve benim gibi hani genç insanlar için söylüyorum. Bana güzel enerjiler veriyor. Daha çok insan tanıyorum ve bu dostluğuma dalabiliyorum yani. Bu abicilik, ablacılık ve işte hani usta falan bu işte Türkiye'de azalarak biteceğini umduğum eski bir gelenek. Sonuçta yaptığınız şey dünyada güzellik ve esrar yaratmak için buradasınız. Esrar dediğim bilinmezlik, merak uyandırıcı şeyler anlamında. Güzellik yapmak için buradasınız. Yani güzel şeyler yaratmak ve daha belki işte güzel bir hakikati aramak, enteresan formların peşine düşmek için buradasınız. Hemen bir cümlede bitiriyorum bu uzamış muhabbeti. Yani statü farkı için size racon kesenleri gülüp geçin. Kendileri büyük ruhsal sorunlarıyla cebelleşmekte olan aslında küçük insanlardır. Siz dostluğunuzu yani insanlara açık olun ve böyle şeylerin sizi üzmesine izin vermeyin. Çünkü dediğim gibi genelde bunu yapan insanlar size böyle yani genç bir sanatçısınız diye statü farkı çakmak isteyen insanlar küçük insanlardır. Onların gözünde de büyüseniz kim? Her yerin şey olsa ne gezer yani o yüzden öyle. İşleri dolaşalım mı? Olur. Ben Cevdet Mehmet Kösemen, bu da Dışarıdan Gelen isimli Kadıköy Bantmak Galeri'deki sergi. Şimdi bu son 2 yılda yaptığım resimlerden oluşan bir sergi. Doğa, garip yaratıklar ve manzaralar. Bunları yapmaya çalıştım. Sürekli yani insan resim yaptıkça zaten evrim geçiriyor ki evrim ve doğal tarih de benim meraklı olduğum konulardır. Böyle bir nasıl diyeyim, içinde kaybolabileceğiniz ve herkesin kendi manalarını çıkarmasını istediğim bir hayal dünyası. Ama arada bir takım anlatabileceğim hikayeler de var. Mesela bu resmin adı Mopsus. Neden? Şimdi ben 2 sene önce çok şanslı bir şekilde Avustralya'ya bir tatile gittim. Aslında iş gezisiydi. Burada Mopsus, bilimsel adı, bunu ararsanız böyle yeşil bir garip bir örümcek çıkacaktır. Mopsus, cinsi örümcekler, bunları kitaplardan biliyordum. Gerçekte görme şansım oldu. Yani gözleri şöyle bir şey. Sonra bunu araştırdım. Bu Mopsus, Latin, hayvanların bilimsel isimleri genelde Latince verilir. Latince bilim adamları da bazen böyle eski tarihi referanslar yapmayı çok sever. Mopsus aynı zamanda antik Yunan döneminde
günümüzün Adana bölgesinde yaşamış bir peygamberin adı. Yani peygamber ya da işte kahin gibi bir figürün adı. O yüzden kafamda bu iki imge, bu örümcek ve bu kahin figürü birleşti ve böyle bir Mopsus figürü oluştu. Şu el gibi şey de benim elime benziyor. Devam edelim. Bakın ben böyle, yani bunları her gün açıklarsak bu video 10 saat olur da dünya yaratmayı çok severim. Böyle çoğu zaman düşünmeden sadece hadi burada şunlar çıksın, burada da bu yaşasın filan. Ve insanlar buna içine girdikçe yeni şeyler keşfetmesini çok severim. Mesela işte mesela burada bu uçan figür, aslında şimdi şuraya geri dönüyoruz. Belki bu figürün evrimleşmiş hali. Çünkü bu resim, bu resimden önce onları görmek hoşuma gidiyor. Ve burada bir sürü eğlenceli şey oluyor. Mesela burada bir gezgin figür görüyoruz. İşte bak bu ağaçların arasında kamufle olmuş elleri olan başka gizli bir yaratık var. İşte şurada bir tane böyle bir bebiyün mü artık neyse böyle bir garip bir şey ağacın üstünden bağırıyor mu ne şey. Burada yuvarlanan bir şey var. Yani şu şeklin sebebini de anlatabilirim. Deniz kenarında olursanız büyük sahil yerlerinde bazen böyle bir rüzgar sonucu diye akşam üstleri garip bir rüzgarın yankılanma sesi gelir. O sesi çizmeye çalıştım böyle. Böyle bir şey. Yani ve bu sadece bir örnek. Bütün resimlerde bu tarz oyunlar, dünya kurma maceraları şey oluyor. Ben resimlerimde hani babanın sembolüdür, bunun akımından buna bir referanstır. Yani bunu çok yapmaya çalışmam. İnsanlar kendilerini kaybetsin isterim. Bir de bu sergide ilk kez sergilediğim şu tip siyanotip baskılar var. Arkadaşlar bu buradan birkaç tane var. Grafik tasarım ya da resim değil. Bu çok ilkel bir fotoğraf yöntemi. Siyanotip diye geçiyor. C-Y-A-N-O-T-Y-P-E İngilizcesi. Bunu Google'larsanız şeyinde bulabilirsiniz. İki tip kimyasal madde var. Bunları çok rahat şeyden alabiliyorsunuz. Sultanahmet'ten. Biraz deneme yanılma yaparak öyle bir şey oluşturuyorsunuz ki mavi bir boya var. Bunu kağıda sürüp kurutuyorsunuz. Sonra güneşe çıkarınca gölge olan yerler beyaz kalıyor yıkadıktan sonra. Yanındaki iki resim de güney bölgelerimizde Ege'de olan arkadaşlarımız çok yakından bilirler. Süleymancık. Onlar tarafından korunuyor. Ve böyle bilmem belki işte güzel bir havada güzel bir dokunulmamış bir yerde yürürken ben böyle hissediyorum. Ve herkesin içinde başkaları vardır. Herkesin önünde başkaları vardır. Aklında başkaları vardır. Yani burada biraz o numarada var. Şey devam edelim. Ve geldik burada da aşk ve işte biraz hafif burada şevhet de var tabii. İşte coşku, şeyler, yumurtalar patlıyor. Bu bir yıldırım mı, dal mı, şeyler, duygular şey oluyor. Buradan da erkek, kadın işte birleşiyor ve belki de bir doğurganlık. Bu arada çocuğum falan yok yani ama böyle yoğun duyguların yaşandığı bir resim bu. Hızlı geçiyoruz. Bu en sevdiğim resimlerden biri. İçinde yaratık olmayan tek resim. Diğerlerinin hepsinde yaratık var. Bunda yok. Nerede? Belki saklanıyordur sağında solunda. Ama bunun şeyini çok beğeniyorum. Yani benim için de enteresan bir deney oldu. İlk kez böyle sırf manzara resmi yapmaya başladım. Belki şimdi bundan sonraki sergimde böyle 5 tane resim olacak. Yani öyle deneyler yapıp çıkan şeyin kötü olmaması beni çok heyecanlandırıyor. Çok eski Yörük mezarlıklarını gezmeyi çok hoşuma gitti bu yaz. Orada böyle bayağı dikili taş gibi çok büyük ve şekilsiz taşlar çok ahenkli bir şekilde düzenlenmiştir. Biraz oradan etkilendim. Birazı da kendi içimde bir manzara gezintisi gibi bir şey oldu herhalde. Devam edelim ve senin en sevdiklerine geliyorum bir. Evet, evet, şekilse. Bu. Bunun ismi bence cezbedici oldu. Aydan gelen müzik. Bu arada şöyle bir itirafta bulunayım. Genelde sergi anına kadar resimlerin isimlerini
koymuyorum ya da ilgilenmiyorum. Yani şey, işte bazı istisnalar var ama genelde asılırken tamam buna şunu diyelim, buna bunu. Yani zaten genelde şey derim hani işte yeşil manzara, uçan figür bilmem ne. Yani çok böyle yani görsel, zaten resimlerle bir hikaye anlatıyoruz. İsimlerle o kadar uğraşmıyorum. Bu, valla bu herhalde benim biraz kendi portremimdir. Yılan şeklinde darbelerle yani hep bir sesten. Kendini tekrar eden desenler de beni çok etkilemişti biraz. Ay teşekkür ederim. Ve geldik en sevdiğine. Bunu ben Kübra'ya soracağım. En çok neyi etkiledi seni? En çok neyi etkiledi biliyor musun? Şu yani saydamlık ve o masalsı hali yani. Ön ve arka ilişkisini çok net görebiliyorum. Ve biraz derinlik hissi bende çok güzel bir his uyandırdı. Yani diğer şeylerde yok bu. Daha evet gerçeküstü ama burada bir gerçeklik de var. Ve o derinlik beni içine aldı yani resimde. Teşekkür ederim. Güzeldi. Yani bu sergideki resimlerle aslında ben de çaktırmadan manzara resmi yapmayı öğreniyorum. Ve onu iyi bir yerinde yakalamışsın. Devam ediyoruz. Burada şey, Hilkat Garibesi, bir İngilizcesi de Birth of an Abomination, yani bir yaratığın doğuşu demek aslında da. Yani yine aynı şeylerde, önceki resimlerde gördüğünüz bu dünya yaratışı ve burada da böyle kırmızı bir doğum, bir fırlama, böyle lörcük diye çıkmış gibi. Yani acaba kontrolsüz bir gücü kontrol etmeye çalışan bir figür mü var ya da bu burada dururken bu bir anda bunun altından mı çıkmış? Bilemiyoruz arkadaşlar. Lütfen düşüncelerinizi yazınız. Bu çok hepsini uzun uzun açıklamaya çalıştım. Bu en sevdiğim resimlerden biri. Bu sergide en tatlı yanı bunun küçücük bir şey. Yani bu aslında eskizdi. Hatta arka plandaki şey eski bir kartpostaldır yani. Onun üzerine boyadım. Hadi şöyle mürekkeple bir şey çizeyim dedim. Onun üzerine detay derken baktım çok böyle yani bir saatte falan bitirdiğim ama çok içten, hiç eskiz olmaması onun böyle çok çekici yaptı. Bunu da sergiye katmak istedim. Şimdi bu bir çerçeve tüyosudur arkadaşlar. Büyük resim herkes yapmıyor. Küçük resim yapıyorsanız şuna paspartu boyu denir. Büyük paspartular bırakarak yapın. Ve gerçekten şimdi biraz önce Instagram'ı konuşmuştuk. Şimdi bu resim Instagram'da olsaydı geçti. Ama şimdi böyle çerçeve, sunuş bir şeyin fiziksel olarak önünüzde olması ne kadar etkiliyor? Yani sanat kariyerinizde bunu da unutmayın. Ve gerçekten resim sanatının belki %60'ı çerçeve. Yani iyi bir çerçevenin içinde çok affedersiniz çöp bile olsa bazen etkileyici olabilir. Şimdi iyi bir çerçevenin içinde bile iyi bir resim olunca o zaman işte o zaman konuşuyoruz. Ve hikayemiz devam ediyor. Yani yine bu yürüyüşlerimde bulduğum siyanotik baskılar ve belki şey bu biraz daha acıklı bir resim işte belki burada ölmüş bir figür vardır filan yani hayatımızda hepimiz zor şeyler geçiriyoruz. Kayıplarımız oluyor işte filan. Biraz belki onu düşündüğüm bir dönemdeydi. O yüzden o biraz karmaşık, kaoslu ve rüzgarlı yani böyle bir fırtına esiyor. Mesela arkadaşlar bu biraz teknik tüyolar da verelim. Mesela ritim çok önemlidir. Arka planda şu birbirini tekrarlayan ögeler, mesela bir bitki çiziyorsanız yaprakların arasındaki boşluk ya da bak şuradaki boşluk, buradaki boşluk yani böyle ismi konulmayan ritimler oluyor resimde. Eğer böyle doğaçlama ve gerçeküstü çalışıyorsanız önemli bir konu. Müziğin temposu gibi bir şeydir aslında. Negatif alanlar model çizerken bile çok önemli. Tabii kesinlikle yani süper bir çizimi yanlış yerleştirin insanın gözüne batar. Evet. Hatta bizim en tasarım dersinde ilk ödevlerden biri beni rahatsız eden bir tasarım yapın demişti hoca. Allah Allah ne işte böyle işte biri çok kanlı bir manzara çizdi, biri böyle işte hareket çeken eller falan filan. Ama halbuki rahatsız eden şey kötü yerleştirilmiş tasarım yapın. Evet, yani şey. Ve bu duvarın sonuna geldik. Yine aynı evrenden, belki demin gördüğümüz günlerin gecesinde yaşanabilecek bir manzara. Ve burada da belki kaçan, belki de gezintiye çıkmış enteresan bir form görüyoruz. Artık bunlar o kadar çok ki hepsini anlatırsam benim de dilimde tüy biter. Ters ışık var biraz ama. Evet.
O zaman şöyle bir şeyi yerleştireyim, böyle konuşmaya başlayayım ben. Nasıl? Sen de gel. Bunun üzerine bayağı konuşacağız herhalde. Yok, aslında kısa anlatacağım da şey... şimdi bu resim aslında kazara oluştu. Şimdi önce bu resim sadece arka plan ve bu kuğu gibi kanatlı figürdü. Okey. Şey yani böyle... Yani bu sonradan geldi. Evet evet yani baktım böyle çok çıplak ya, herhalde bu bir şey olmayacak. Atmak üzereydim ki ya dur kıymayayım şimdi o kadar çalıştım deyip üzerine bu yılanı ekledim. Arkasında böyle bir bitkileri ekledim falan ve baktım böyle şey çok enteresan bir kompozisyon oldu. Yani burada size şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi günümüzde hepimiz, ben de biraz böyleyim, bir günde resim bitirmeye çalışıyoruz. Yani bu böyle değil aslında. En iyi ressamlar 6 ay falan bir resmin üstünde çalışıyor. Şimdi bizim büyüdüğümüz kuşağın artık bir kat aralığı o kadar değil belki ama bazen kendinize şu rahatlığı da vermelisiniz. Bir günde bir resmi bitirmek zorunda değilsin. Yap, üzerine uyu, kalk. Hatta daha farklı şeyler görüyorsun. Kesinlikle yani... Bir uzaklaşmak gerekiyor zaten. Basit bir resim olsa bile bazen araya biraz vakit almak çok faydalı sonuçlar yaratabiliyor. Kesinlikle. Ve yani bu neredeyse ümidi kestiğim bir eserken şimdi sergideki en hoşlanılan resimlerden birine şey geçti. Bunu anlattık aslında. Evet. Kısa üstünden geçelim bir de. Evet arkadaşlar, bunu aslında demin de gösterdik. Bu doğaçlama sürecinde kötü bir resimken üstü boyanıp baştan üretilmiş, gayet evliliği anlatan çok böyle saf ve güzel bir resim. Peki şu biraz önceki ondan sonra mı? Acılı resim. Evet. Aslında bu daha sonra. Bu hatta... Aslında yani o hareket, sanki bu ateşte orada farklı bir şey diye dedim, onun etkisinde mi kaldı? Vallahi olabilir. Aslında... Ben o S hareketimi çok yaparım ama bu sergiye 2 gün kala filan. Hatta ajansta bizim stajyer bir arkadaşımız vardı. Ya o bunu da koysana filan dedi. Hey hadi koyalım filan. Mesela bu sergi için iyi bitiyor size arkadaşlar. Sergiden önce gideceği, yapacağınız mekanı kesinlikle gezin. Resim çekin. Mümkünse yani ölçüsünü alın. Yani kişisel sergi. Ben buraya kaç tane resim götüreceğim? Çerçeveciye ona göre eser vereceksin. Yani planlı olmadan biraz zor oluyor. Ve resimlerle örtüşüyor yani o dağınıklığı. Ben işte bundan önce buraya gelip bayağı krokisini çıkarmıştım. İşte ona göre hani şuraya şu olur, buraya bu olur. Bir de mesela o çok şeydir. Mesela bir yerde işte sergi için davetiye gelir, işte bilmem ne salonunda bekliyoruz falan. Adam hayatının eserini verir, bir baktı salon dedikleri yer spor salonu. Dev gibi bir yer. Senin resmin orada böyle diye kaldı yani o... Biraz... Şey önemli, mesela bu cam kenarlarında çerçeve seçmemenin sebebi de belki bu parlamaları falan düşünmüş müydün onları? Ben ilk gördüğümde onu hissettim. Vallahi çok enteresan bir şey söyledin. Ama aslında bunun sebebi bu kadar büyük resimleri çerçevelemek ve taşımak İstanbul'da çok zor. Bu da arkadaşlar Litex marka tuvaller vardır. Gayet hesaplı fiyatlara çok büyük miktarlarda alabilirsiniz. Yani normal tuval yerine bunu alın. Bir de bunun iyi yönü kağıt gibi düz durabilmesi. Yani buruşmuyor. Kasnağa gelmek zorunda değilsiniz. O yüzden ben tuvale... Kendinden geç olur herhalde. Evet evet. Kendinden atıp bir şeyli yani. Presli mi, kolili mi, geç olur mu bilmiyorum ama... Bu malzemeyi tuvale gelebiliyor musun? Direkt tabii canım gelebiliyorum. Hatta yani çerçeveci geleyim mi dedi ama yok. Böyle iyi. Yani büyük çalışınca çünkü... Şimdi sergi bitince... Bir de sen yerde çalışıyorsun. Bir evet evet, yerde ya da masalarda depolamak da zor bir de. Yani bunu rulo yapıp istediğimiz gibi tutabiliyoruz. Ve bu bütün o size deminden beri anlattığım bu doğa merakının toplandığı bir resim. Yani bu figür herhalde benimdir. Şurada uçan figürü de başka bir resimde görmüştük, evet. Bitkileri görmüştük. Yani... Burada herhalde... Hepsi kronolojik
içinde zaten iç içe. Hiçbirini birbirinden ayıramazsın zaten. Yani mersin. Yazdığın kitapları da bunlardan ayıramazsın. Bunlar apayrı hikaye ama evet, evet teşekkür ederim. Ama iç içe gibi geliyor bana ki öyle. Valla. Besler yani bunlar tabii, tabii. Besleyen şeyler ve beslenmesi gereken şeyler. Demin de dediğim gibi o kadar boş vaktimiz var, hakkını verelim. Yani bir de yani yaptığın işlerin imza olmadan tanınabilmesi benim için çok önemli. Aa bu tam bir memori ismi derlerse kesinlikle. Görev tamam diyoruz ve artık bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harika bir içerik oldu bizim için ve insanlara bence çok fazla şey açıkladık. Ben teşekkür ederim. Ben mesela şu an Kocapır'a gidip resim yapmak istiyorum eve. Yani belki onlar için de öyle olmuştur. Çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar cmkösemen.com benim çalışmalarımı daha şey görebilirsiniz. Esas... YouTube'dan bahset istersen. Ya evet bir de YouTube kanalım var ama İngilizce işletiyorum. O yüzden İngilizce bir kanal. Onu da takip edersiniz. Sevinirim. cmkösemen. YouTube/cmkösemen. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mesajlara yanıt veremiyorsun telefondan kullanamadığın. Ha şöyle Instagram'dan DM atarsanız yanıt yazamıyorum çünkü eski model telefon kullanıyorum ama diğer bütün mecralardan ya da bu videoya yazacağınız yorumlardan ben sizi bulurum. Evet. Ve lütfen Kübra'nın kanalını izlemeye, desteklemeye, beğenmeye devam edin. Bütün kanallarda bunu diyorlar. Acaba işe yarıyor mu yani? Lütfen bu videoyu... O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün sorularınızı aşağıda alabiliriz evet, bir kez daha. Öyle. Ve lütfen bu kanalı takip etmeye, Kübra'yı desteklemeye devam edin. ve son olarak da hayatta ne olursa olsun sizin içtenliğinizi örtecek bir şey olmamalı diyor ve sevgiler sunuyorum. Görüşürüz.